Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Caner Türkmen. Bugün köpükten Iron Man kostümü yapma projesine devam ediyorum. Daha önceki videodan da izleyenleriniz bilir. Böyle yani günlerdir köpük arıyorum. Aradan o videodan sonra birkaç gün daha geçti. Ben çekim yapmadığım zaman yani birkaç yere daha gittim. Çekim yapmıyordum oralarda. Yani bayağı bir gezdim, dolaştım. Özetlemek gerekirse köpük bulamadım. Aradan 3-4 gün geçti, hatta yılbaşı da geçti. Hepinizin yeni yılı umarım mutlu, umutlu, güzel geçer. Dilediğiniz her şey gerçekleşir. Aslında bu yılla ilgili bir video paylaşmayı planlıyordum. Daha doğrusu yeni yılda bu yılla yapmayı planladığım şeylerle ilgili, değişikliklerle ilgili falan bir duyuru videosu paylaşmayı planlıyordum. Videosu çekmiştim ama yılbaşında yaşanan o alçak saldırıdan sonra paylaşmak içimden gelmedi arkadaşlar. Belki ilerleyen günlerde yine duyurularımı yaparım ama özetle ben işimden istifa ettim. Artık sadece YouTube'a odaklandım. YouTube'a fokus oldum. Bir yandan da Yunal'da canlı yayınlar yapacağım. Yorumlar kısmına da hangi günlerde, hangi saatlerde canlı yayınlarda görmek istiyorsanız yazarsanız ben de ona göre bir takvim uydurmaya çalışırım. Gelelim bugün ne yapıyoruz? Bugün Iron Man kostümüne devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi birçoğunuzun malzeme arayışları ne yazık ki başarılı olmamıştı ama ben şimdi her yere gittim işte oralara burada. Bu arada gün ışığından yararlanıyorum. Odamda şey yok, ışık yok yani, hani doğal olsun diye şey yaptım. Buraya geldim. Neyse, nalbur gezdim, koçtaşları falan gezdim. Aradığım malzemeyi bulamadım. Tam buldum demiştim ama boyayla ilgili problemler vardı falan. Sonra ben internete yöneldim. İnternette biraz araştırdım arkadaşlar ve şöyle bir malzeme buldum. Gördüğünüz gibi. Daha doğrusu şöyle, internette bu tarz ürünler yapan insanların şeylerini biraz daha araştırdım. Oradaki kullandıkları malzemeye baktım. Eva Foam diye bir şey geçiyor. Yani Eva köpük. Ondan sonra da internette Eva köpük diye aratınca bir de baktım ki neon11.com'da bir tane satıcı satıyor. Kimmiş? Demiriz. Demiriz Endüstriyel Malzemeler ve Sanayi. Hemen bir tane sipariş verdim. Ben pazar gecesi sipariş vermiştim. Pazartesi saat 12'de kargoya verdiler. Bir gün sonra salı günü, yani bugün de benim elime ulaştı. Şimdi birazdan bunu açacağız. Ben size malzemeyi göstereceğim. Sonra da gideceğiz. Tabi problemler bir değil, iki değil. Problemler bitmiyor. Şöyle oturayım, yoruldum. Şimdi ilk önce malzeme arayışına çıkmıştık. Fırtına oldu, bilmem ne oldu. Elektrikler kesikti. Şöyleydi, böyleydi. Malzemeyi bulamadık arkadaşlar. Sağda, solda. Bir de kötü hava şartlarından dolayı detaylıca arayamamıştım. Tam malzemeyi buldum derken boyayla ilgili sorunları çıktı. Neyse, şimdi bu malzemeyi buldum, tam işimi hallettim derken benim printer'ım bozuldu. Daha doğrusu kartuşları bitti printer'ın. O yüzden de şeylerin çıktısını alamıyorum şu anda. Şablonların çıktısını alamıyorum. O yüzden birazdan çıkacağım, gideceğim. Hepsini PDF olarak kaydettim. Bir yerden çıktı alacağım. Bir iki tane falçata alacağım. Sıcak şey lazım olacak bana. Silikon, sıcak silikon tabancası. Annemde varmış, konuştum. Onu da akşamleyin alacağım ama şimdi bugün zaten kesmeyle geçer. Biraz sonra işte gidip bu son şablon işini de hallettikten sonra artık çalışmalara başlayabileceğiz. Bakalım nasıl olacak kostümümüz? Beklediğimiz gibi olacak mı? Düşündüğümüz gibi bir şeyler çıkacak mı ortaya? Ben hemen şu şeyi açayım. Bakalım nasıl bir malzemeymiş. Bu Eva diye bir malzeme. Eva köpük diye geçiyor. Kauçuk diye de geçen bir şey var. O bu mu değil mi bilmiyorum ama şöyle bükülebiliyor, şey oluyor. Böyle plastik kokuyor. Yeni araba içi kokuyor yani. Yani hani araba kokuyor. Malzemesi bayağı böyle güzel, hani dışı yumuşak gibi. Şöyle çevireceğiz. Şöyle şuradan biraz daha şey gözüküyor. Böyle hani bak, gördüğünüz plastik bir malzeme yani. Evet arkadaşlar, 1 metreye 1 metre. Yeterli olacak mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle yeterli olmayacak yani baktığın zaman. Ben sadece malzemeyi, ben bununla kaskı yapacağım. Bugün yapmayı planlıyorum. Kaskı yaptıktan sonra zaten giden malzemeyi görüp ondan sonra bir tane daha sipariş vereceğim. Bugün sipariş verirsem yarın değil öbür gün elimde olur. Salı, çarşamba, perşembe elimde olsa cuma, cumartesi 2 gün kalıyor. Bilmiyorum yetişir mi yetişmez mi. Hatta hemen sipariş verirsem ama saat yine de yeterince geç oldu. Keşke çok alsaydım diye düşünüyorum şimdi konuşunca. Bu gördüğünüz gibi ince bir malzeme. Böyle sıkılabiliyor falan filan. Sıcakta şekil alıyor. Sonra da o şekilde kalıyor. Falan filan. Böyle bir malzeme.
Göreceğiz bakalım ne oluyor. 8 milimlik bir malzeme bunun. 6 milimliği de var. 4 milimliği de vardı. 6'yı emin değilim ama 4 milimliği vardı. 5 milimliği vardı. 8 milimliği vardı ve 10 milimlik vardı. Ben 8 milim aldım. Çünkü hani kolay şekil alsın falan istiyorum. Kesmekte falan zorlanmak istemiyorum. Normalde 10 milimlik daha idealdir diye düşünüyorum. Hadi bakalım lafı fazla uzattım. Gideyim ben şu çıktılarımı alayım. Ve ilk önce bugün kaskı yapalım. Bakalım ne olacak. Sonrasında da birkaç buna uygun boya almayı düşünüyorum. Hatta şu anda çıkmışken bunu da halletsem mi diye düşünüyorum. Sprey boya halleder mi diye düşünüyorum. Nalbura falan da uğramam gerekecek. Ben şundan şöyle kenarından bir parça keseyim yanıma. Bunun malzeme bu. Bunun dışına. Tabii benim falçatam o kadar şey ki. Kesmedi. Resmen koparttı. Bunun dışına neyle boyayabiliriz onu öğreneyim. Aslında tutkallı astar yapıyorlar. Tutkallı astar yapıyorlar ama ben tutkallı astar yapmayacağım. Çünkü uzun sürüyor kuruması falan. 7-8 kat atıyor. Belki kısıtlı vaktim olduğu için böyle belki yapabilirim belki yapmam emin değilim. Yine lafı uzatıyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben şimdi çıkıyorum. Çıktıları mıktıları alacağım. Şuna bir boya bulacağım. Ondan sonra burada yapmaya çalışacağız. Buranın ışık durumu nasıl bilmiyorum. Kayıt için bilmem ne için üzerinde çalışmak için ama ben buraya fazladan bir iki tane de ışıklandırma. Evet arkadaşlar Ozelitçi'ye geldik. Ben şimdi çıktıları alacağım. Şablonların çıktısını Ozelitçi'de alacağız. Şöyle flash diskiye koydum. Flash disk de değil aslında bu bir micro SD'de flash'a çeviren bir zamazingosu var. Bakalım inşallah düzgün çıkar. Göreceğiz. Basından geliyoruz denetlemeye. Uğur Dündar gelemedi. Onun yerine biz geldik. Eğer hamam böceği varsa fotokopi makineleri arasında yandınız abi. Evet. Şunun bir çıksın alacağız abi. Seda Ozelit'e geldik arkadaşlar. Burası da bizim bölgedeki iyi bir Ozelitçi. En iyisini bilmiyorum çünkü Ozelit'te çok işim yok. En iyisi. En iyisi ama USB'yi okuyamıyor. Evet arkadaşlar Iron Man kostümüne giden yolda bir adımı daha atmış bulunuyoruz. Çıktılarımızı aldık. Şöyle üzerinde gözükmüyor. Gözükmüyor. Evet gördüğünüz gibi böyle numaraların olduğu çizgiler var. İşte şablon bunları kesip yapıştıracağız. 84 sayfa A4 sayfasıyla 84 sayfa çıktı aldım. Normalde büyük sayfalara almam gerekiyordu ama yapamadım. Çünkü A4'e çıktı aldım ben. Bir buraya program yükleme falan şansım olmadığı için PDF'e çıktı aldım. PDF'ten de basınca A4'e çıktı oldu. İnşallah çıktığı alırken şeklini şemalini bozmamışlardır. Çünkü ölçüler önemli. Santim önemli. Bakalım göreceğiz ne olacak. Bugün kaskı yapabileceğiz gibi gözüküyor sadece. Kahve. Ben de bir Amerikan alayım da kanka. Ya da sade filtre kahve. Sade filtre. Kahvemizi de içelim. Yorulduk. Hak ettik. Neyse şimdi gidelim. Şimdi işte bir falçata falan parçaları alacağım. Yani falçataya jilet alacağım. Kesmek için altına bir karton alacağım. Düzgün kesebilmek için. Sıcak silikon annemdeydi. Onu gidip annemden alırım. Zaten akşam ilk önce bugün kesme işlerini yapacağım. Eğer ki bugün bitmeden kaskı bitirebilirsek en azından kaskı bir araya getirip kask görüntüsü oluşturabilirsek bunu başarılı olduk diyeceğiz. Yalnız şu anda bir korku içimi sapladı çünkü 1 metreye 1 metre bir malzeme aldık ve hiçbir şekilde yeterli olmayacak. Ben zaten denemek için almıştım. Hani zaten hani 1 metre 1 metre olduğunu da bilmiyordum. Genişlik 1 metre diyordu. En 1 metre yazıyordu. Orada da 1 yazıyordu adet olarak. Ben de ona bastım. 1 metreye 1 metre geldi. Şimdi işte hani deneyeceğiz. Olursa hani bugün sipariş versem yarın atlayıp öbür gün gelecek doğum gününe 2 gün kalmış oluyor. 2 günde de yetiştiremem o kadar şeyi. O yüzden yarın gündüz çıkıp bu malzemenin olabileceği potansiyel yerlere gidip elimde de malzemeden örnek var. Onu gösterip almaya çalışacağım. Bakalım neler olacak. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda da şapkayı yani kaskı yapabilecek miyiz yapamayacak mıyız onu göreceğiz. Hadi bakalım hoşça kalın.